Merhaba, yine karşınızdayım. Bugün dünkü gözaltılar hakkında birkaç kelam etmek istiyorum. Biliyorsunuz sabah bir gözaltı furasıyla sosyal medyadaki bazı sayfaların, haber sayfalarının adminleri gözaltına alındı. Bu gözaltına alınan insanların ortak özelliği muhalif, milliyetçi insanlar olmalarıydı ve genelde de bu e, haber sayfalarından mülteci meselesiyle ilgili e, paylaşımlar yapmalarıydı. Aslında beklenen bir gözaltı fırsatıydı. Geçen hafta hem Cumhurbaşkanı hem Devlet Bahçeli ayrı ayrı bu mülteci meselesini kaşıyan hesaplara karşı, işte yalan haber yapan hesaplara karşı operasyon başlatacaklarıyla ilgili imalarda bulunmuştu. Ama ilginç bir şey daha oldu. Günün ilerleyen saatlerinde bir gözaltı daha yaşandı gündeme oturan. O da bir gün önce TikTok'ta Atatürk'ün resmini işte kasıklarına süren bir çocuğun videosu paylaşılmıştı, arkadaşı paylaşmıştı ya da çocuk kendi hesabından paylaştı bilmiyorum. 17 yaşında bir lise öğrencisi o da gözaltına alındı. Ve tutuklandı ve hapishaneye götürülürken de bir fotoğrafı servis edildi ve orada da ters kelepçe diyebiliriz. Yani ters kelepçe değil tam ama çok böyle hani büyük bir suç işlemiş ve kaçma şüphesi varmış gibi hani ilginç bir şekilde Hapishaneye sürüklenen böyle dar bir koridorda fotoğrafı servis edildi. Şimdi bunların aynı gün olması tabi ilginç. Çünkü ilk tutuklanma furyasıyla özellikle İslamcılar yani bu mülteci meselesinde mültecilerden taraf olan ve bunu bir ensar muhacir olayına benzeten İslamcı örgütlerin ve İslamcı hareketlerin aslında çok sahiplendiği işte devletin gücünü göreceksiniz. Tarzı büyüklenmeci bir e, ya bakın işte devlet artık bizim devletimiz dediği. Milliyetçilerin ise tamamen böyle paralize olduğu hem aynı çözüm sürecindeki gibi Türk devletinden e, tahkikata uğramaları Türk devlet tarı, ta, tarafı tarafından. Hem de e, yine ilginç bir şekilde ona da değineceğim e, kurumsal muhalefetin bizatihi milliyetçi partilerin de neredeyse bu konuda sessiz kalması. Yani iyi partilerin hiçbir düzgün ses ya da karşı çıkış duymadık. Devlet Bahçeli neredeyse zaten operasyonların talimatını verdi. Çok ilginç, Zafer Partisi de aslında arkalarında durmadı. Hatta özellikle mesela bu olayların da biraz fişeğini çeken müdafaa hareketinin yapacağı eylem konusunda da hani bunlarla bizim alakamız yok tarzı bir nevi tırnak içerisinde satışa getirdi. İlk başta o yüzden hani milliyetçilerin paralize olduğunu gördük. İslamcılarınsa yani büyük bir keyif içinde gördünüz mü artık her şey ters yüz oldu. Devlet tamamen bizim sizse muhalifsiniz. Sizse artık e, devletin gücünü tanıyacaksınız havasına girdiğini gördük. Ama o lise öğrencisinin tutuklanmasıyla iş biraz değişti. Evet. Yani bu defada İslamcılar içerisinde daha muhalif olanlar işte gördüğünüz mü? bu devlet hala Kemalist devlet. Dine küfrettiğinde bir şey olmuyor. Ki aynı hafta İstiklal Marşı'na mesela hakaret eden LGBT'liler Boğaz içinde beraat ettiler filan. Yani böyle aslında çok bir kafa karışıklığı oluştu Twitter'da ve bence sosyal medya üzerinde söylüyorum. E, kamuoyu paralize oldu Yani tamamen Gözüne far tutulmuş tavşan gibi Herkes yerinde kaldı Ben bunu bilerek yapıldığını düşünüyorum e, Devlet, hükümet bir şeyler yapacak Tam olarak ne yapacağını ben de hala çözebilmiş değilim Açık söyleyeyim Yani belli anayasal düzenlemeler yapacak Yapısal, siyasi, bürokratik düzenlemeler yapacak Bu yeni anayasa tartışmasıyla da bu belli ve bir şekilde kurumsal muhalefeti de ya mecbur ediyor ya da ikna ediyor. Ama daha büyük bir tehlike kurumsal olmayan bir muhalefetin ortaya çıkması. Buradaki en önemli ayaklardan bir tanesi de sosyal medya. Milliyetçilerden, muhalif milliyetçilerden, muhalif İslamcılardan, muhalif Atatürkçülerden. Yani yapacakları reform neyse bir şekilde bu reformlara her yerden eleştiri gelebilir. Geçmişte de hep böyle olmuştur. Yani devlet bir e, reform yapar. Buna farklı sahiplerle uç İslamcılar, uç milliyetçiler ya da uç Kemalistler, sekülerler itiraz gösterebilirler. Bütün bu itirazları susturmak adına aslında sopa gösteriyor. Hani benim hep e, atıfta bulunduğum meşhur bir konuşması vardır Erdoğan. In. Geçen sene Eylül ya da Ekim ayında olması lazım. Bizim elimizde gül de var, gürz de var diye biten bir konuşması vardı. Orada bütün AK Parti tarihinde kendisine yapılan meydan okumaları saydı. Yani Fethullahçılardan Kemalistlere, PKK'ya, Amerika'ya, İsrail'e ve dedi ki bizim elimizde gür de var, gül, gül de var, gül Yani anlaşmak isteyenle anlaşırız, savaşmak isteyenle savaşırız. Bugün bunu yapıyor. Yani bir, bir büyük bir geniş çaplı bir reform yapacak, düzenleme yapacak ve her taraftan buna eleştiri gelebilir. Ve sopa gösteriyor. Diyor ki Bizle pazarlık ederseniz ve bu koşullarıma uyarsanız ve bana, benim hükümdarlığımı tanıyarak başta size buradan belli paylar alırsınız. Ama bana karşı e, muhalefet yapacak olanlara da e, benim dışında, bu pazarlığın dışında, e, bütün bu süreci terörize edecek herkese karşı da aslında e, sert olacağını, tavizsiz olacağını gösteriyor. Bundan sonra sosyal medyada biri mülteciler aleyhine de lehine de Atatürk lehine de aleyhine de din lehine de aleyhine de çok radikal bir yazı ya da fikir öne sürerken 2 3 defa düşünecek. Çünkü Atatürk'e hakaret ettiğiniz için de içeri alınabilirsiniz. Ee, dine hakaret ettiğiniz için de yani ve hakaretin içeriği de değişebilir. Yani radikal herhangi bir şey hakareti de şey yapabilir. Yani sonuç itibariyle şunu söylüyorum. Aslında insanlar fikir beyan ederken 2-3 defa düşünecekler. Yani bu devletin daha önce böyle süreçlerde yaptığı bir stratejiydi. Erdoğan da bunu çok yapıyor. Yani kafan karışıyor. Ya yani bugün ülke Kemalistler mi yönetiyor, milliyetçiler mi yönetiyor, İslamcılar mı yönetiyor? Yani bir şey oluyor diyorsun ya bu ülke hala şey e, kuruluş kodlarında çok sert, Kırmızı çizgilerinde. Diyorsun hayır değil. Ee, ve aslında bu şekilde seni depolitize ediyor. Yani bunu 12 Mart'ta da yaptı. 12 Eylül'den sonra da yaptı. yani Bir sağdan bir soldan asarak hep e, bir adalet çemberi kuruyor. Aslında o bir adalet çemberi değil. Bir kısır döngü. Ve politika yapmak isteyen bütün merkez kaç kuvvetleri, bütün radikal unsurları aslında paralize ediyor. Ee, ben bu gözaltıları da böyle okuyorum. Yani yarın söz gelimi eee işte mülteci lehine haber yapan bu Araplara karşı da ya da milliyetçileri provoke eden Arap kanallarına karşı da ya da içerideki Suriyelilere karşı da operasyon düzenleyebilir. İşte bu Suud'un ajanı der, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ajanı der. Bunu görürüz. İran unsurlara karşı operasyonlar başlatılabilir. Ve yani tam anlamıyla iktidarın ne yapmaya çalıştığı belli oluncaya kadar da aslında... Bu sağ bir sağdan bir soldan asmalar e, devam edecek. E, bu söyleceklerim bu konuda bu kadar.